Şimdi Mirkan hocamı davet edeceğim. Bekliyorum. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim hocam, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun, çok sağ olun. Nasıl, alışabildiniz mi bu yeni hayat düzenine? Valla benim keyfim yerinde. Ben diyorum hatta bir yıl böyle devam etse de mutlu olurum yani ben. Neden hocam? Ya üretiyorum, evdeyim, çalışıyorum, işte kitap yazıyorum, projeler var. Evet, Onun evet. için mutluyum. Mutluyum, Evet. mutluyum. Evet. Yani sizin keyfinizi kaçırmak istemeyiz ama biz de bir an evvel normal hayata dönmek istiyoruz en kısa zamanda. Öğrencisiz okul çok zor gerçekten, hem duygusal olarak hem de eğitsel açıdan. Bir an evvel biz eski düzeni istiyoruz kesinlikle. Ya şöyle bir şey var. Yani ben hayata bakış açım şöyle. Normale dönsün de istiyorum tabii ki. Hayat normale dönsün istiyorum. Onda da bir olumlu anlam bulurum. Evde kalınca da olumlu bir anlam buluyorum. Yani her iki türlü de tabii ki şey buluyorum ama tabii ki normal hayata dönüp de bu seçimi bilinçli yapsak çok daha iyi. Evet. Özgür hocam, bir sözü ben alayım müsaadenizle. Tabii ki, tabii ki. Sadece sizi tanıtmak istiyorum değerli katılımcılara. Ardından da konuyla ilgili devam edebiliriz. Tabii. Doktor Özgür Balat, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olduktan sonra Türk Eğitim Vakfı ve Fulbright bursuyla Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yüksek lisans derecesini tamamladı. Ardından doktora derecesini Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesinden aldı. Çeşitli eğitim kurumlarında araştırma görevlisi olarak yer aldı, araştırmalarda bulundu. Halen kitapları, gazete yazıları, konferansları, araştırmaları, eğitimleriyle eğitim sektörüne, araştırma sektörüne katkı vermeye devam etmekte. Özgür hocam, şimdi bugün salgın günlerinde ebeveyn olmak konusunu değerli katılımcılara aktaracağız. Tamam. Ben öncelikle biz okul olarak hani bu süreçte neler yapıyoruz çok kısaca aktarmak istiyorum. Tabii. Ardından sizden ebeveynlerimizin ne yapması gerektiğiyle ilgili bilgiler rica edeceğiz. Tabii. Nesip Aydın Okulları olarak 13 Mart'ta tatilin açıklanmasını takiben biz çok yoğun bir hafta sonu geçirdik ve tatilin ilk günü 16 Mart'ta biz uzaktan eğitim programımızda çocuklarımızın karşısına çıktık. Esasında biz hani bu salgın döneminin böyle bir hafta, 2 haftayla sınırlı olmayacağını öngörmüştük. Ve hani uzaktan eğitimin orta vadede bir süre alabileceğini de tahmin etmiştik. Dolayısıyla ilk günden itibaren biz mümkün olduğunca çocuğun günlük okul rutininin evde devam edeceği şekilde bir hazırlık yaptık. Yani işte güne sabah kaçta başlıyorsa günle başlasın. Ardından bizim derslerimiz de devam etsin. Okulun verdiği alıştırmalar ve çalışmalarla sorumluluklarını yerine getirsin şeklinde bir rutin oluşturmaya çalıştık. Bu Evet. nedenle her gün çocuklarımıza yaş gruplarına göre farklı saatlerde 4 saat ile 6 saat arasında canlı dersler uygulamaktayız. Canlı derslerde her öğretmenimiz birebir kendi sınıfını oluşturdu. 20-21 civarında öğrencisiyle kendine özel bir alanda derslerini işliyor ve etkileşimli olarak yapmaya çalışıyoruz. Yani öğrencilerimizin de mümkün olduğunca üst düzeyde katılımını istiyoruz. Biz bir de okul olarak öğrencilerimizin küçük yaş gruplarında ders sonrası sorumluluk almasını, büyük yaş gruplarında da ödevlerini önemsiyoruz. Her yaş grubumuzun kendine göre ders sonrası yapması gereken bir çalışma süresi var. Bu süreyi de mümkün olduğunca öğrencilerimizi etkinliklerle destekleyerek yapmalarını sağlıyoruz. Öğretmenlerimiz hem telefonda ve portal üzerinden takiplerini yapıyorlar, hem de çocuklarımıza destek veriyorlar. Bir yandan da malum 8'lerin ve 12'lerin gireceği ulusal sınavlarımız var. Bunlar ertelendi şu anda, Haziran sonu ve Temmuz sonu olacak şekilde. Hani çocuklarımızın bu süreçte de geri kalmaması için yoğun bir şekilde sınavlara hazırlık programımızı devam ettiriyoruz. İşte Evet. canlı ortamda problem çözme seansları düzenliyoruz. Şu anda bir grup öğrencimiz canlı deneme sınavına katıldılar. Aynen okulda oldukları gibi ölçme değerlendirme süreçlerini takip ediyoruz. Ve tüm bu süreç içerisinde de öğrencilerimizin sadece uzaktan eğitim materyalleriyle değil, aynı zamanda öğretmenlerimizin birebir ilgisine maruz kaldıkları telefon görüşmeleri, WhatsApp yazışmaları, portal üzerinden mesajlaşmalar gibi hani öğretmeniyle birebir iletişim kurabileceği bir duygusal yakınlık da kurmak istiyoruz. Şimdi bu bizim okul tarafı. Bir de işin ev tarafı var tabii. Çocuklar evlerine kapandılar. Malum 18 yaş altının artık sokağa dahi çıkması yasak.
ve öğrencilerimiz de çocuklarımız da haliyle kaygılanıyorlar. Ailelerimiz bu kaygıyla nasıl baş etmeli? İlk sorumu ben bu şekilde sormak isterim size. Evet. Şimdi ilk önce şunu soralım kendimize. Her duygunun bir fonksiyonu var. Kaygının fonksiyonu ne? Yani kaygı bize ne mesaj veriyor? Kaygının verdiği mesaj şu: sen güvende değilsin mesajı veriyor. Şimdi şöyle söyleyelim. İki tane kişi var. İkisi de asansöre biniyor. Sonra asansörde kalıyorlar. 3 saat kalıyorlar asansörde. Sonra bir tanesinde asansör korkusu başlıyor, diğerinde başlamıyor. Neden birinde başlıyor da diğerinde başlamıyor? Çünkü birisinde çaresizlik yarası var. Kendini çaresiz hissediyor. O çaresizliği asansör tetiklemiş oluyor. Diğerinde çaresizlik yoksa tetiklenmediği için aynı şeyi göstermiyor. Bir arkadaşımın kızı, öğretmen şöyle bir şey demiş: bütün beceriksizler bir sınıfta toplanmış demiş. Ve ondan sonra kız depresyona girdi. Peki neden diğer çocuklar girmedi? Çünkü demek ki onda bir beceriksizlikle ilgili, yani kendini beceriksiz diyor, bir yara var. Öğretmen de o yarayı tetikledi. Biz genelde ne yaparız? Birisi bizim yaramızı tetiklediği zaman, olumsuz bir duygu yaşıyorsak, kendimize dönüp o duyguya bakmaktansa, mesela asansöre arkadaşın binelim dediyse ona kızarız. Öğretmen bana böyle dedi diye öğretmene kızarız. Halbuki dış dünya ile işimiz yok bizim, kendimizle işimiz var. O zaman aynı şekilde burada çok insan var, evde kalıyorlar ve bu süreçte bazıları kaygılı, bazıları kaygılı değil. Peki kimler daha kaygılı? Kendini güvende hissetmeyen insanlar daha kaygılı oluyor. O zaman bu süreci ben kendimi nasıl güvende hissedeceğim? Bunun 3 tane yolu var. Konuşacağımız çok konu olduğu için biraz hızlı anlatacağım. Birincisi şu, güvende hissetmenin birinci yolu şu: yeterliliğinizi arttırmak. İnsan mesela ormandaki ayıdan korkmuyor. Neyden korkuyor? Ayıyla karşılaşınca onunla baş edememekten korkuyor. Yani kendini yetersiz hissediyor. Trafiğe çıkan insan araba kullanmayı bilmiyorsa kaygılanır. Neden? Yetersiz hissediyor. O zaman biz çocukların yeterliliğini arttırmamız lazım. Ben söylüyorum, Instagram'da da paylaştım. Yani çocuğunuzun havuza korkmasından korkuyorsanız havuzun etrafını çevrelemeyin. Çocuğunuza yüzme öğretin. Yani yeterliliğini arttırın. Şimdi bu dönemde yeterliliği nasıl arttırırız? Çocuklara somut bilgi vererek. Ama bu çok önemli. Bilgi vererek değil, somut bilgi vererek. Özellikle çocuk küçükse. Yani bazı aileler şöyle hata yapıyor: korkuyu yok sayıyor. Asla korkuyu yok saymayacağız. Gerçeklik var. Dışarıda böyle bir işte sıkıntı var. Somut bilgi nedir? Yine Instagram'da paylaşmıştım. Mesela karabiber koyuyorlar, virüs gibi. Çocuk dokunuyor, eline karabiber geliyor. Sonra yıkıyor, tekrar koyup karabiberler gidiyor. Yani çocuk diyor ki ben elimi yıkayarak kendimi koruyabilirim. Mesela maske tak. Çocuk için maske tak, çocuk kafasında canlandıramıyor. Yetişkinler bile canlandıramıyor. Maske nasıl koruyacak? Ne yapıyorsunuz? Maskeyi alıyorsunuz, üzerine karabiber döküyorsunuz. Bakıyorsunuz altına geçmiş mi, geçmemiş. Bak, virüs koruyor. Çocuk yeterliliği artmaya başladı. Elinde karabiber var çocuğun. Bu karabiber senin ağzına nasıl girecek? Giremez. Ne yaparsan girer oğlum, ağzımı böyle götürürsem. O zaman elimizi böyle yapmıyoruz. Yani çocuğumuzu koruma yöntemlerini öğretirsek yeterliliği artar. Yeterliliği artınca kaygısı azalmaya başlar. Ve şunu da söylemek önemli: diğer insanlar da senin için çalışıyor. Birincisi bu. İkincisi şu: annesiyle babasıyla ilişkisi zayıf olan insanların, çocuklar kendini güvende hissetmezler. Eğer siz şu anda çocuğunuzun güvende hissetmesini istiyorsanız bu süreç çok önemli. Neden önemli? İnanılmaz bir fırsat var. Ne fırsatı var? Çocuklarla ilişkileri güçlendirme fırsatı var. İlişkilerinizi güçlendirmeniz lazım. Peki ilişkilerinizi nasıl güçlendirirsiniz çocuklarla? Bir sürü yöntem var ama ben 3 tane söyleyeceğim. Birinci yöntem sohbet. Sohbette genelde biz şöyle sohbet ediyoruz çocuklara: nasihat veriyoruz, açıklama yapıyoruz, hayat dersi veriyoruz. Hayır. En iyi sohbet çocuğun dinlenildiği sohbet. Yani nasıl olacak? Sadece sorular sorarak. Ve bu dönemde bir sürü soru çıkartabilirsiniz çocuğunuzu tanımak için. Birçok anne baba bunu bana söyledi: bu dönemde çocuğumu tanımaya başladım dedi. İkincisi oyunlar. Oyunlarda 3 çeşit oyunu öneriyorum ben. Bir defa oyunların hepsi rekabetsiz olacak. Yarışma oyunu olmayacak. Çünkü o zaman çocuk hırslı oluyor ya da tamamen bırakıyor. Biz şey istemiyoruz: kazanma kaybetmeyle değil, gerçekten bağ kurmak için ve eğlenmek için yapılan oyunlar istiyoruz.
Çok pardon. Burada şey önemli. Rekabetsiz olması önemli. En iyi oyun çocukla çocuk olunan oyundur. Bu çok önemli. Ne kadar az oyuncak kullanılırsa o kadar iyi. Objelerden oyuncak yaratılabilir. Üç çeşit oyun öneriyorum. Birincisi bağ kuran oyunlar. Mesela bir portakal dansını örnek veriyorum her zaman. İşte portakal koyuyor çocukla anne dans ediyor portakalı düşürmeden mesela. İkincisi duyguları ifade eden oyunlar. İşte çöp kutusu oyunu var. İşte her duygu işlenmezse çöp kutusundaki çöp gibi kokmaya başlar. O zaman işleyelim. Hangi duyguları yaşadım bugün yazıyorlar. Ondan sonra işte sohbet ediyorlar onun üzerine. İnternete girsinler, bağ kuran oyunlar, duyguları açığa çıkaran oyunlar. Bir de çocuklar hareket etmediği için enerjiyi ortaya çıkaracak oyunlar olması lazım. Yani hareketli oyunlar olması lazım. Şimdi ben Evet. tabii anne, çok pardon, şunu da söyleyeyim, siz soru soracaksınız sanırım. Tabii anne çocuğunla oyun oynaması gerektiğini bilmiyor mu? Biliyor. Baba bilmiyor mu? Biliyor. Ama neden oynamıyor? Burada da bunun da birçok sebebi var ama işte şey oluyor, yorgun oluyorum diyorlar, zamanımız yok diyorlar ama şunu bilmek lazım, zamanım yok demek aslında niyetim yok demektir. Peki bazı anne babaların neden niyeti yok? Neden oyun oynamak istemiyor? Şundan dolayı genelde hiç çocuğunu öldürmüş olan insanlar oyun oynamak istemiyorlar. Ya da değersizlik duygusu olan insanlar sevgiden rahatsız olduğu için sevgi çıksın istemiyor, neşe çıksın istemiyor, oyunu bastırıyor. Eğer bu sebepten dolayı içinizden oyun oynamak gelmiyorsa içinize dönüp bunu bir bakmanız lazım. Burada zaten şunu görüyoruz. Farkındalığı yüksek olan insanlar içine dönüp değerlerini, tutkularını, hedeflerini, vizyonlarını buluyor. Düşük olanlar da içine dönmekten kaçıyor. Çünkü orada yaralarını bulmaktan kaçıyor. Bu süreç inanılmaz bize, işte Sevinç Hocam söylemişti, bir kuluçka dönemi olarak görmemiz lazım. Bunları keşfetmemiz lazım. Bir de üçüncüyü anlatayım kısacık. Ondan sonra sizin sorunuz var, onu alayım. Üçüncüsü de kaygı yönetmenin üçüncü yöntemi de olumsuz bir şey bulmak. Tabii günlük dilde bu hani her şeyde bir hayır vardır derler, biraz kaderci bir bakış açısı ama benim söyleyeceğim böyle bir bakış açısı değil. Her olumsuz durum bize bir fırsat sunabilir. Mesela bana nasıl fırsat sundu? Kitabımın İngilizcesini bitirdim. İkinci kitabımı yazma şansı buldum. Şu anda bir anne babalar için bir uygulama yapıyorum. Onda yol alma şansı buldum. Yani bana bir fırsat sundu. Anne babalar diyecek ki bu dönem bana nasıl fırsat sundu? Çocuğunuza vakit geçirmek için fırsat sundu. Tutkularınızı keşfetmek için fırsat buldu. Bunu da de böyle değerlendirmek lazım. Bir de şey çok önemli. Orada siz çok güzel bir uygulama olmuş bana göre sizin yaptığınız. Dışarısı olağanüstü olsa bile evde rutinler olursa çocuk diyor ki dışarısı olağanüstü ama evde her şey olağan devam ediyor. Benim okulum olağan devam ediyor. Bu olağanlık algısı çocuğa yerleşirse ne oluyor? Belirsizlik insandan insana değişiyor. Belirsizlik toleransı diye bir anketim var benim. Daha doğrusu ben uyarladım anketi. Bazı insanların belirsizliğe karşı toleransı çok düşük oluyor. Bazılarının yüksek oluyor. Ama bizim ülkede genellikle düşük. Yani belirsizlik bizde kaygı yaratıyor. Belirsizliği ortadan kaldırmanın yolu ne? İşte evde kurulan bu rutinler. Bir de bu rutinleri kurduklarında çocukların kaygılarını daha iyi yönetmiş oluyorlar. Evet. Kesinlikle. Hocam 3 tane kaygıyla baş etme yöntemi, 3 de oyun tipi önerdiniz. Kesinlikle çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Bir de belki şuna dikkat etmekte fayda var. Çocuklar şu anda hem internetten hem televizyondan haberlere direkt maruz kalabiliyorlar. İşte böyle görüntülerde, sokaklarda cenazeler, işte maskeli, komple izolasyon yapılmış kıyafetlerle dolaşan insanlar çocukları ürkütebiliyor. Belki burada bir aile süzgecinden geçtikten sonra dünyada ne oluyor, ne bitiyor anlatmakta fayda olabilir. Belki dünyanın binde birini, yüzde birini ilgilendiren hususlar aslında sokaklar da yaşanıyormuş gibi hissettirebilir çocuklara. Böyle bir filtrasyon yapılmasına da ben fayda görüyorum açıkçası. Evet, Buyurun. gerçi bravo. Çünkü onu da söylemeyi unuttum. Siz söylediniz. Çok sağ olun. Olaylar insanlarda kaygı yaratmıyor. Olaylarla ilgili yorumlar kaygı yaratır. Evet. Olumsuz yorumlar kaygı yaratır ve maalesef Türkiye'de sadece bu olay için değil, genel olarak haberlerde inanılmaz negatif yorumlar var. Benim tavsiyem velilere haberleri izletmesinler, kendileri de haber izlemesin. Nasıl Evet. haber edecek? Ben nasıl yapıyorum mesela? Akşamları işte yarım saat haberleri sitelerden haberlere bakıyorum. Kendimi bilgilendiriyorum. Olumsuz yorum yapan
haberleri izlemiyorum ve bunu mutlaka yapmaları gerektiğini düşünüyorum çocuklar için. Kesinlikle. Hocam bir de hani bu tür durumların fırsatından bahsettiniz. Siz işte kitabınızla ilgili bir fırsat yakalamışsınız. Biz de eğitim camiasında belki 10 yılda gelemeyeceğimiz uzaktan eğitim mesafesini 3 haftada aldık. Gerçekten bir Aynen. anda pratiğe dökülünce herkes bu çalışmaların içinde buldu kendini. Örneğin işte tarihte ilk kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı uzaktan kutlayacağız. İşte bir uzaktan eğitim, özür dilerim, uzaktan tören programı hazırladık. Çocuklarımıza görevler verdik. İşte arkadaşlarıyla beraber şarkılar, videolar, çeşitli gösteriler hazırladılar. Bir anda böyle bir formata geçtik. Bunların haricinde örneğin işte çeşitli etkinlikler duyuyoruz. Mesela benim çocuğum okulumuzun yüzme takımında. Yüzme takımı antrenman yaptı geçtiğimiz cuma günü. Yüzemiyorlar, hani havuza giremiyorlar ama en azından o takım ruhunu ekran başında yaşayıp bir şekilde oraya aidiyetlerini hissettirebiliyorlar. Şimdi tüm bu çalışmalara rağmen önemli bir konu evde yaşanan da çocuk sıkıldım diyebiliyor. Yani haklı da sıkılabiliyor. Peki aileler bununla nasıl baş etmeli? Evet. Şimdi çok güzel. Şimdi kaygı her duygunun bir mesajı vardır dedik. Kaygının mesajı neydi? Sen güvende değilsin. Sıkıntının mesajı şu. Sıkıntı şu mesajı veriyor. Yani sıkıldığınız zaman bu duygu bize şöyle bir mesaj verir. Bir, sen gelişmiyorsun. İki, sen anlamlı bir iş yapmıyorsun. Üç, sen bağ kurmuyorsun. Sıkıntının bize verdiği mesajlar bu. Peki biz sıkılınca, bu mesajları alınca genelde ne yaparız? Bu mesajları doğru okuyup onunla ilgili adım atmaktansa sıkıntı duygumuzu bastırırız. Nasıl bastırırız? Maalesef bizim toplumda nasıl bastırıyor insanlar sıkıntısını? Çok fazla oyun, bilgisayar oyunu, çok fazla sosyalleşme, çok fazla chat, çok fazla dizi izleme, çok fazla televizyon izleme. Bunlar sıkıntıyı giderme araçları değil. Bunlar sıkıntıyı bastırma araçları. O zaman çocuklar sıkılıyorsa şuradan başlayacağız. Hangi sebepten dolayı sıkılıyor? Genelde büyük oranda %60, %70 gelişemediği için sıkılıyor çocuk. O zaman bu dönem ne dedi? Karantina dönemi. Çocukların güçlü yanını bulacağız. Nasıl bulacağız güçlü yanları? Bir gözlemle bulabiliriz. Çocuk neyi yapmayı seviyor? Çocuğun yeteneği ne? İlgi alanı ne? Güçlü alanı ne? Ve bunu çocuk nasıl geliştirecek? Ben normalde harmanlanmış deneyim diye bir kavram var. O da şu. Yani çocuk güçlü yanını, mesela yüzme ise hem dışarıda yüzecek hem de evde yüzme egzersizleri yapabileceği alanlar belirleyecek kendisini. Evde de onu geliştirecek. Ama şimdi dışarıya çıkamadığı için bu güçlü alanını bulmamız lazım. Nasıl buluyoruz? Gözlemle olabilir. Bir de şöyle bir yöntem var. Çok iyi bir yöntem. Mesela çocuğunuzun güçlü yanını bilmiyorsunuz. Çocuğunuz arkadaşlarını arayabilir, öğretmenlerini arayabilir, teyzesini, halasını arayabilir. Der ki, teyzeciğim benim en güçlü yanım ne? Bana söyler misin? Teyzesi de der ki, sen şunu çok iyi yapıyorsun. Öğretmeni de aynı şeyi diyor. Arkadaşı da ise o onun güçlü yanıdır artık. Ve bunu geliştirmeye evde başlaması lazım. İkincisi, anlamlı bir şey yapmıyorsa daha anlamlı şeyler nasıl yapabilir? Bunu bulması lazım. Bir de biraz önce saydığım ilişkilerini güçlendirirse sıkıntı duygusunu çok iyi yönetmiş oluyor. Onun için sıkıntıdan kaçmıyoruz. Sıkıntının verdiği mesajları iyi okuyup kendimizi geliştiriyoruz. Bağ kuruyoruz, anlamlı işler yapıyoruz. Evet. Hocam tabii bu sıkılmanın en iyi ilaçlarından birisi de kitap olduğu kanaatindeyim. Hani böyle bir Evet. fırsat bulduk. Maalesef çok söylenen bir söz var. Ülkemizde çocuk sayısı kitap sayısından fazla diye. Kütüphane fakiriyiz. Kitap okuma konusunda çok kötü noktalardayız. Az önce ifade ettiğiniz gibi belki bu dönemde bunu da bir fırsata çevirmek gerekiyor. Hem alışkanlık kazanmak için hem de bu anlamda bilgi ve birikimlerimizi arttırmak için iyi bir fırsat yakaladık evlere kapandığımız dönemde. Peki bunu sevdirerek nasıl yapacağız? Bu konuda önerilerinizi alabilir miyim? Evet. İlk önce şunu sormamız lazım. Bir insan neden kitap okumaz? Neden kitap okumuyor bir insan? Bunun da çok sebebi var ama bana göre en önemlisi şu. Kitap okuyunca farkındalığınız artar. Bilinciniz açılır. Farkındalığınız artarsa, bilinciniz de açılırsa ortaya seçme özgürlüğü çıkar. Ama çocuğa evde seçme özgürlüğü verilmiyorsa, okulda seçme özgürlüğü verilmiyorsa, toplumda seçme özgürlüğü verilmiyorsa, çocuk kendi mutluluğu için bilincini kapatır. Kitap okumaz, yeni şeyler denemez, yeni insanlarla tanışmaz. Aslında kendisini koruyordur çocuk. Onun için
Çocuklar kitap okumuyorsa birinci sırada anne babalar şuna baksın. Benim çocuğumun evde ne kadar seçme özgürlüğü var? Mesela ben zorla yemek yediriyor muyum? Mesela zorla yemek yediriyorsam çocuğuma, çocuk muhtemelen kitap okumaz. Çocuğuma seçme özgürlüğü veriyorsam çocuk o etkinlikleri yapar. İkincisi anne babanın model olması lazım. Anne baba kitap okumuyorsa çocuk da kitap okumaz. Tabii model oluyor olması kitap okuyacağı anlamına da gelmez. Ona da bakmak lazım. O zaman şu soruyu sormamız gerekir. Bir insan neden kitap okur? Bunun da birçok sebebi var ama en önemlisi şu. İnsan özünde kendini tanımak için kitap okur. Kendini tanımak için kitap okur. O zaman mesela kitap okuma etkinliklerine baktığımızda çocuk kitabı okuyorsa kitabı bitirdin mi? Hadi 2 sayfa oku, 5 sayfa oku. İşte kitabı bitirdiysen özet yaz. Kitabı bitirdiysen aferin. Kitabı bitirirsen sana ödül var. Bu tür şeylerin hiçbiri çocuğun kendisini tanımasına yardımcı olmaz. O zaman ne yapmamız lazım? Kitap etkinlikleri yapmamız lazım ve kitap etkinliklerinin temelinde de kendini tanım olması lazım. İnanın ben şeyden bile başlayabilirim. Ne onun adı? Kapağından bile başlarım. Kapağı alırım. Tahmin ettiririm. Tahmin ettirme bir iş motivasyon yöntemidir. Kitabı görüyorsun. Resimler var. Bu kitap sence ne hakkında olabilir? Neden bunu böyle yapmış? Neden bu renk seçmiş? Neden bu başlığı yapmış? Orada bile yarım saat, 1 saat sohbet edebilir çocukla. Sonra çocukla kitabı okuduktan sonra hangi karakteri sevdin? Bu daha tanıma etkinliği değil ama şunu sorabiliriz. Bu karakterde ne tür bir iç çatışma vardı? Aynı iç çatışma sende de var mı? Karakter bunu nasıl çözdü? Sen bunu nasıl çözüyorsun? Karakterler arasında nasıl bir çatışma vardı? Bu çatışma aile aramızda var mı? Bu karakter neden bu ili seçti? Senin de güvende hissettiğin iller var mı? Gibi 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 kendini tanıma soruları ve tartışmayla sevdirebiliriz. Onun için öncesinden sorular hazırlanacak ve tartışmalar yapılacak. Mesela çocuk dedi ki ben dedi bu karakterin çözümünü sevmedim dedi. Sen nasıl? Mesela ben babamla tartıştığımda şöyle çözmüştüm dedi. Hatta kitabın o bölümünü tekrar yazacak. Ne oldu? Artık kendini tanıdı, yaratıcı etkinlikler yaptı, anne babasıyla ilişki kurdu, tartışma yaptı. Başlangıçta buna başlayalım. Sonra çocuk kendisi zaten devam edecektir. Onun için kendini tanıma etkinlikleriyle kitap okumayı sevdirebiliriz. Evet. Bir de hocam şu yaşanıyor genelde ailelerde. Hani kitap okumak bir mecburiyet. Bunu yapmak zorundasın. Ve bunun keyifli bir aktivite olmadığını hissettiriyoruz çocuklara. Örneğin çocuk işte sabah kalktığında işte anne baba ben bugün atıyorum arabalarımla oynamak istemiyorum dediği zaman tamam oğlum arabayla oynama, Lego'yla oyna diyebiliyoruz. Ama kitap okuma vaktinde işte anne baba ben kitap okumak istemiyorum dediği anda orada hemen ya yasaklar başlıyor ya ödüller başlıyor. Evet, bravo. Bir de ben şu konuya bağlamak istiyorum hocam bu durumu. Şimdi ödül maalesef toplum olarak çok yaygın ve bol keseden verdiğimiz bir unsur. Sizin de kitabınızın adı hatta beni ödülle cezalandırma diye. Bu ödül mekanizmasını nasıl kullanmalıyız özellikle kitap okuma konusunda? Ödül bir kontrol mekanizması. Çocuk kitap okumadığında normalde benim ne yapmam lazım? Çocuğun neden kitap okumuyor sorusunu sormam lazım, değil mi? Kitap okumayı nasıl sevdirebilirim sormam lazım. Ama kitabını okursan bilgisayarla oynayabilirsin dediğim zaman ben ne yapıyorum? Çocuğun neden kitap okumadığının nedenini bastırıyorum. Yani kısa yolu seçiyorum. Benim amacım çocuğa kitap okutmak olmamalı. Benim amacım çocuğa kitabı sevdirmek olmalı. Ödülle bir kişiye bir iş yaptırtırsınız ama o işi sevdirtemezsiniz. Onun için ödül bir iç motivasyon aracı değildir, bir kontrol aracıdır. Daha birçok sebebi var. Ödül yapay sevgidir aynı zamanda. Mesela düşün, şöyle bir İzmirli bir arkadaşım bir örnek vermişti. İşte babası demiş ki, takdir alırsan seni Amerika'ya Walt Disney'e götüreceğim demiş. Çocuk sevinmiş mi? Tabii ki sevinmiş. Çalışmış mı? Tabii ki çalışmaya başlamış. Çünkü sonunda ödül var. Ondan sonra okula gitmiş, demiş ki biliyor musunuz demiş, babam beni demiş, takdir alırsam demiş, Walt Disney'e götürecek demiş. Ondan sonra böyle bana anlatıyor işte böyle hava attım arkadaşlarıma diyor. Arkadaşları demiş ki aa biz de gidiyoruz. Aa biz de gidiyoruz. Arkadaşım da demiş ki tabii küçük daha. Demiş ki nereden biliyorsunuz ki gideceğinizi? Daha karneler dağıtılmadı ki takdir alamazsanız nasıl gideceksiniz ki demiş. Onlar demiş ki takdirle ne ilgisi var? Biz her türlü gideceğiz demiş. Orada diyor çok kötü hissettim diyor. Babam benim istediğim bir şey beni sevdiği için yapmıyor. Karşılığında bana rüşvet istiyor. Benden rüşvet istiyor. Çok değersiz hissetmişim diyor. İşte ödül yapay sevgi.
daha sıkıntısı var. Mesela siz şunu demezsiniz, şunu demezsiniz. İşte oğlunuza, eşinize, işte benle tatile gelirsen sana ödül var der demezsiniz. Niye demezsiniz? Tatil zaten çekici bir şeydir. O zaman bir şeye ödül veriyorsanız çocuk der ki Allah Allah. Ödül veriliyorsa bu o zaman çekici bir şey değil. Ona karşı ilgisi azalır, ona karşı soğur. Bir de ödülde şöyle bir şey oluyor. Ödül verdiğiniz zaman mesela kitap okutturuyorsunuz. Ödülle kitap okutturuyorsunuz. Çocuklar en ince kitabı seçer. Anlamadan bitirir. Yani işleri mekanik şekilde yaparlar. İşin içine girmezler. Kolay işleri seçerler. Zor işlere girmezler. Yaratıcı olamazlar. Çünkü yaratıcılık geniş bakış açısı gerektirir. Ödülle kişi hedefe odaklanır. Onun için yaratıcı da olamaz. Onun için her türlü sıkıntılıdır. Ödül Hocam, hiç mi? sizin bir babanıza üniversite sınav sonucu verme hikayeniz var. Onu bir kısaca anlatır mısınız? Çok hoş bir hikayedi. Bence katılımcılar Evet. duysun. Evet. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Nesibe hocam dinliyor mu bizi şu anda? Tabii, dinliyordu. Ha, Nesibe hocama çok selamlar. Şeyleri de ben her seminerde anlatıyorum bunu. Burada da velilerimize söyleyeyim. Ben işte ortaokulda dershaneye gitmedim. Evde kendim çalıştım ve o yeşil kitap vardır, ünlü yeşil kitap. Onunla çalıştım. Ben o kitabın Nesibe hocama ait olduğunu bilmiyordum. Nesibe hocamın kitabıyla ben liseyi kazanmışım. Onu da her zaman teşekkür ediyorum. İşte ben liseyi kazandım. İşte Türkiye derecesine hazırlanıyorum. Nelerde de işte Türkiye birincisi oluyorum. Sonra gerçek sınavda Türkiye 56.sı oldum. Evi aradım. Baba dedim ben dedim Türkiye 56.sı oldum dedim. Oğlum dedim canın sağ olsun dedi bana. Şimdi orada bakın ben bunu velilere neden anlatıyorum? Şundan dolayı anlatıyorum. Ben böyle hep başarı odaklıydım. Düşün birinci tercihime girdim Boğaziçi'ne. Ama diğer insanları geçemediğim için mutsuz oldum. Ya hedefine ulaştıysan diğer insanları geçemediğin için niye mutsuz olasın ki? Peki ben diğer insanları geçemediğim için niye mutsuz oldum? İşte hem aile sistemi, ailem o kadar değildi ama okul sistemi bize birinci olacaksın, başarılı olacaksın. Çocuk 90 alınca anne soruyor 100 alan var mı? Kaç kişi 100 aldı? Baba soruyor niye 100 almadın? Yani bunları aslında ben biraz olumsuz gibi anlatıyorum. Biraz olumsuz gibi değil, olumsuz olarak anlatıyorum. Yani ben başarı odaklıydım ama sonunda bu benim mutsuzluğum olmuş. Ben onu sonradan keşfettim. Şimdi anne babalara da önemli olan, mesela şöyle örnek vereyim. Oyun oynuyorsunuz. Hadi bakalım en yüksek kuleyi kim yapacaksınız demenize gerek yok. Hadi beraber kule yapalım, rekabetsiz. Ertesi gün dersiniz ki, hadi beraber daha yüksek bir kule yapalım. Yani kendi seviyemizin üstüne çıkalım. Birbirimize rekabet etmeyelim. Bunu da böyle anlatmış olduk. Teşekkürler. Hocam buna yine çok bağlı bir konudan bahsetmek istiyorum. 200 Adımda Ergenlik kitabında sizin bir araştırmanızdan bahsediliyor. Orada bir profesör bir grup öğrenciye diyor ki siz çok zeki olmalısınız. Başka bir grup öğrenciye de diyor ki siz çok çalışkan olmalısınız. Sonra her iki gruba da birbirlerinden bağımsız çok zor bir problem veriyor. Çok zeki olarak adlandırılan çocuklar o problemle uğraşmaktan imtina ediyorlar. Ama çok çalışkan olarak adlandırılan çocuklarsa o iş için hemen bir mücadeleye giriyorlar. Yani burada hani çocukların potansiyelinden ziyade çabalarına odaklanmak gerektiğini herhalde vurgulamak Evet, istiyorsunuz. evet. Ha tamam. Şimdi oldu. Hangi ergenlik kitabından bahsettiğinizi şimdi anladım. Tamam. Evet. Evet, tamam. Şimdi oldu. Benim de Ömer, hocam Ömür... bir Ha, belgeler bekliyor. süper. Evet, süper, süper. Ömür Kurt'un kitabı. Bizimle de mülakat yaptı. Orada Stanford Üniversitesi'nde Carol Dweck var. İşte iki gruba sorular veriyor, kolay sorular veriyor. Bir gruba diyor ki, ikisi de yapıyor soruları. Aferin diyor, çok zekisiniz. Diğeri diyor ki, aferin çok çalışmış olmalısınız. Sonra çocuklar diyor, şimdi 10 tane çok zor soru gelecek, denemek ister misiniz diyor. Zeki olarak etiketlenenlerin %15'i, diğerlerinin %65'i deniyor. Peki zeki olarak etiketlenen çocuk niye denemek istemiyor zor soruyla karşılaştığında? Çünkü zeki olarak etiketlendi ya, sorular da zor dedim. Başarısı olursa ne olacak? O zeki etiketi gidecek. Onun için o riski almak istemiyor. Ama çalışkan çocuk başarısız olursa ne olacak? Tekrar çalışarak yapabilecek. Onun için çocuklarınıza zeki oğlum, akıllı oğlum, zeki kızım dediğiniz an çocuk çalışmayı bırakıyor. Yani aslında bunun altında daha temel bir felsefe var. O da etiketleme teorisi diye bir teori var. O da şu, çocukları
geliştiremeyecekleri etiketleri maruz kalırsa hayatları kısıtlanıyor. Mesela bunlar zeki olmak. Güzel kızım, o da öyle. Çünkü bir insan her zaman güzel olamaz. Güzelliğini kaybedilebilir bir şey. Mesela çocuklar, güzel diye etiketlenen çocuklar sivilce çıkıyor, okula gitmiyor. Yakışıklı oğlum, ondan sonra yetenekli oğlum. Bunların hepsi kontrol dışı özelliklerdir ve çocukları da bu şekilde etiketlememek gerekiyor. Burada da bunun önemini. Ama kendi kontrolünde olan sıfatlar, o da ne? Çalışkan olmak gibi, çalışmak gibi. Çocuk diyor ki ben çalışarak her zaman daha iyi yapabilirim. Bunun da şeyi oldu. Evet. Evet, yani bir de siz kitaplarınızda hep bu Mozart örneğinden bahsediyorsunuz. Aslında evet. Büyük bir yetenek ama işte hayatının ilk 15-20 yılı boyunca aynı notaları defalarca tekrar ederek, günde 10 saat, 12 saat piyano çalarak böyle inanılmaz bir pratik birikimi, deneyimi elde ediyor ve onun üzerine besteler yapmaya başlıyor. Hani deha, zeka ya da bunun gibi doğuştan gelen potansiyeller aslında çalışma ve çaba olmadığı sürece hani çok başarıya fayda sağlar. Görüyoruz. Aynen. Yorumları açayım mı? Soruları alalım mı? Başlayalım mı? Lütfen hocam. İlk soruyu ben sorayım. Ondan sonra katılımcılardan alalım. Şimdi bir de ailelerin çok merak ettiği bir konu da teknoloji. Şu anda okullar kapalı. Uzaktan eğitimle meşgulüz. Bir yandan çocuklar işte okulların sağladığı imkanlarla eğitimlerine devam ediyorlar ekran üzerinden. Bir yandan da malum bilgisayar oyunları, sosyal medya, işte çeşitli iletişim araçlarıyla sosyalleşmeye ya da vakit geçirmeye çalışıyorlar. Şimdi bunun olumsuz yanları gerçekten çok sıkıntılı yerlere götürebiliyor. İşte ekran bağımlılığı yapabiliyor, çocuğun dengesini bozabiliyor, psikolojik olarak ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Hani bunun süresi nedir? Aileler bununla makul sürelerde çocuklarıyla nasıl anlaşmalı, nasıl baş etmeli, nasıl sınırlar koymalı? Biraz da bunun izahatını rica edeceğim sizden. Evet, şimdi bence ben süre... Yani çocuğum ne kadar bilgisayarla oyun oynasın, ne kadar ekranda olsun sorusundan ziyade çocuğum bilgisayarı nasıl kullanıyor? Çocuğum bilgisayarı ne amaçla kullanıyor? Bu soru daha önemli. Şimdi burada ben ikiye ayırıyorum bunu. Birisi üretim odaklı teknoloji kullanımı, diğeri de tüketim odaklı teknoloji kullanımı. Tüketim odaklı teknoloji kullanımı ne? Sürekli oyun oynamak, sürekli bilgisayarda olmak, sürekli chat yapmak, sürekli sosyal medya. Bu tüketim odaklı. Ve bizim istemediğimiz bu. Tamam mı? Ama şunu soralım. Hani sorduk ya, çocuğum neden kitap okumuyor? Yani temel nedene ineceğiz ya. Çocuk neden sürekli tüketim odaklı kullanır? Burada da 4-5 sebebi var bunun. Birincisi şu. Anne baba ne kadar telefondaysa, telefona bağımlıysa çocuk da o kadar bağımlı oluyor. Biz bunun araştırmasını yaptık. Nisan'da yayınlayacaktık ama şimdi kaldı. Eylül'de yayınlayacağız. Anne babanın teknoloji kullanımıyla çocuğun teknoloji kullanımı anne babanın daha fazla. Telefonlarınıza bakın. Günde kaç saat kullanmışsınız? Daha fazla çıkıyor. Bu birincisi. İkincisi anne baba ne kadar teknolojiyi duygusal emzik olarak kullanıyorsa çocuk o kadar bağımlı oluyor. Mesela yemek yemiyor, çizgi filmle izlettiriyor. Ya da çocuk üzülüyor, ağlıyor, eline bilgisayarı veriyor. Üçüncüsü anne baba teknoloji bakıcı olarak kullanıyorsa, yani kendisi meşgulken kullanmasına izin veriyorsa, kendisi meşgul değilken vermiyorsa, yani tutarsız davranıyorsa, orada şey oluyor, çocuk bilgisayara alışmış oluyor. Ve ben bunu çok görüyorum biliyor musunuz? Aslında çocuk, anne diyor ki ben istediğim zaman kullan, istemediğim zaman kullanma diyor ya da baba. İlişkileri zayıf olan çocuklar, annesi babasıyla ilişkileri zayıf olan çocuklar ilişki ihtiyacını karşılamak için teknoloji tüketim odaklı daha çok kullanıyor. Kendisinde gelişim, ya evde gelişim gösteremeyen çocuklar gelişim ihtiyaçlarını oyunda karşılıyor. Level atlıyor, sürekli seviyeler atlıyor. Ondan sonra seçme özgürlüğü olmayan çocuklar teknolojide daha çok gidiyor. Çünkü orada kendi kararlarını kendisi verebiliyor. Bir de özgüven olan, düşük olan çocuklar teknolojiyle ideal bir kimlik yaratıyor. Yani anne babasınız, çocuğunuzun teknolojiyi elinden bırakmasını istiyorsunuz. İlk önce bu saydığım sebeplerden, bu hatalardan hangisini yapıyorsunuz? İlk önce kendinize bir bakmanız gerekiyor. İlişkim zayıf mı? Çocuğumun seçme özgürlüğü yok mu? Çocuğumun yapabildiği alanlar var mı yok mu? Buna bakmanız lazım. Bunu keşfettiniz, bunu yavaş yavaş çözmeye başlayacaksınız. Ama öbür taraftan da üretim odaklıya geçmemiz lazım teknolojide. Nasıl geçeceğiz? Çocuğun güçlü yanını keşfettik
diyelim, güçlü yanını teknolojiyle nasıl geliştirebilir? Yani nasıl üretime geçebilir? Üretim odaklı teknoloji kullanımında neler var? Kodlama var, tasarım var, müzik yapma var, dijital kitaplar var, fotoğrafçılık var. Yani inanılmaz var. Eğer bu bakış açısına sahip olduğunuzda geliştirmek istediğiniz her şeyle ilgili internette bir program bulabilirsiniz. Bir de tüketimi de ikiye ayırıyorum aslında. Bir tanesi pasif tüketim. Biraz önce saydığım sosyal medya, oyunlar. Bir de üretken tüketim var. Mesela ben çocuğumun inanılmaz bir fotoğraf gözü var. Fotoğraf makinesi alabilirsiniz ya da telefonla fotoğraflar çekti. Sonra fotoğrafları aldı, internetine attı, bilgisayarına attı. Üzerinde dokunuşlar yapmaya başladı. Bakın ne oluyor? Üretiyor. Ama bu arada öğrenmek istiyor. Fotoğraf nasıl çekilir? Fotoğraf nasıl editlenir? Öğrenmek istiyor, düzenlenir. YouTube'a giriyor, bunları öğreniyor. YouTube'dan izlediği bu videolar şimdi ne oldu? Üretken tüketim oldu. Yani üretmek için bir şeyler öğrenme oldu. Bu da iyi bir şey. Onun için ben önerim şu: %60 üretim odaklı kullanım, %30 üretken tüketim, %10'da çocuklar oyun oynayabilir. Burada artık sürenin de önemi kalmadı. Eğer çocuk gerçekten bilgisayarda bir şey üretiyorsa 6 saat, 8 saat bilgisayarın başında durmasında bir sıkıntı yok. Tabii o zamanda bile dijital sağlık diyorlar ya, o zamanda bile işte bir ara çıkacak, esneyecek, gözlerini koruyacak. Tabii bunlar da ayrı konular, bunlara da önem verecek. Onun için biz üretim odaklı teknolojiye geçmemiz lazım. Evet hocam, çok değerli önerilerde bulundunuz. Şimdi bir de bu ara yani okullarda yaygın olarak konuşulan konulardan birisi akran zorbalığı. Şimdi okullar kapalı. Hani akranlarına karşı olmasa da işte evdeki kardeşlerine karşı, akrabalarına karşı bu zorbalık vakaları olabiliyor. Ve bunda gerçekten çok konuşulduğunu, çok tartışıldığını biliyoruz. Sizin çok dikkatimi çeken bir sözünüz var. Hani zorbalığa uğrayan çocuk kadar zorbalık yapan çocuk da mağdurdur diye. Yani her iki çocuğun da mağdur olduğunu ifade ediyorsunuz. Hem çok kabaca sorayım, ne yani burada hani dayak atan çocuk da mı mağdur dememiz gerekiyor? Bunu gerçi çok iyi izah etmişsiniz araştırmalarda. Ne demek istediniz bu zorbalık yapan çocuk da mağdur esasında derken ne demek istediniz? Şimdi zorbalık yapan çocuk neden zorbalık yapıyor insan? Şöyle, anne baba çocuğunu doğunca olduğu gibi kabul ediyor, sevgi gösteriyor ya, ondan sonra koşullara geçiyor. İşte yemeğini yersen severim, odanı toplarsan severim, başarılı olursan severim. Çocuk kendini değersiz hissediyor. Diyor ki hiç kimse beni kabul etmiyor. Annem babam bile kabul etmiyor. Her anne baba çocuğunu sever ama çocuğuyla kurduğu ilişkide sevgi ilişkisi olmayabiliyor. Mesela zorla yemek yedirilen çocuk, anne baba ne diyor? Çocuğumu sevdiğim için yediriyorum diyor. Çocuk bunu sevgi olarak algılamıyor. Diyor bana baskı yapılıyor diyor. Bu çocuklar, değersiz hisseden bu çocuklar sonra değerli hissetmek için farklı mekanizmalar buluyorlar. Bu mekanizmalardan bir tanesi de güç. Yani saldırganlık. Ne demek? Saldırgan diyor ki sen diyor beni kabul etmezsin, ben biliyorum. Ben diyor değersizim, onun için beni kabul etmezsin. O zaman diyor ben kendimi sana kabul ettireceğim. Peki nasıl kabul ettireceğim? Bazıları çok esprili olur, esprisiyle kabul ettirir. İşte şakacı olur, şakacısıyla kabul et, şakacı olmakla kabul ettirir. Bazı çocuklar çalışkan olmakla kabul ettirir. Bazı çocuklar çok uyumlu olmakla kabul ettirir. Bazı çocuklar da işte güçle kabul ettiriyor, saldırganlıkla kabul ediyor. Yani saldırganlığı kullanarak, diğer çocukları ezerek kendisini iyi hissetmek istiyor. Annesi babası tarafından güçsüz bırakıldığı için iyi hissetmek istiyor. Şimdi bu çocuğa bakalım. Bu çocuk da kurban. Anneden babadan evde o güçlü ilişkiyi kuramadığı için farklı yollarla değer görme çabasına gidiyor. Onun için bu açıdan da zorbalık yapan çocuğa da kızamayız. Onda annesiyle babasıyla ilişkisini düzeltip, okuldaki yani öğretmeniyle, arkadaşlarıyla ilişkini düzeltip onun tekrar değerli hissetmesini sağlamamız gerekiyor. Yani bu anlamda onu söylemek istemiştim ben. Evet. Evet. Hocam yorumlarda da en çok gelen soru, biraz başında konuşmuştuk ama belki şimdi tekrar bir değerlendirmekte fayda var. Yani çocuğum ödev yapmıyor, nasıl yaptıracağız? Özetle bunu soruyor katılımcılar. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Evet, ödev yapmıyorsa şimdi ne dedik? Mesela bilgisayar oynuyorsa oğlum bilgisayarı bırak demiyoruz, kızım bilgisayarı bırak demiyoruz, tableti bırak demiyoruz. Neyi soruyorduk? Neden yapıyor soruyorduk. Alt nedene iniyorduk.
Ödev yapmayan çocukta da aynı şekilde alt nedene inmemiz lazım. Benim çocuğum neden ödev yapmıyor? O zaman ne yapacağız? Çocukla konuşmamız lazım. Oğlum sen bu ödevi sevmiyorsun. Yapmak da istemiyorsun. Bunun nedenlerini bir konuşalım hadi. Peki ödev yapmamanın nedenleri nelerdir? Seviyesinin üstünde olabilir ödev. Ondan yapmak istemiyor olabilir. Altında olabilir. Yapmak istemiyor olabilir. Ödev ilgisini çekmiyordur. Ödevdeki konuyla ilgili merakı yoktur. Ödevi anlamlı bulmuyordur. Birçok sebebi olabilir. Ama genelde ne oluyor? Şöyle oluyor. Genelde konuyla ilgili merak uyandırılmamış oluyor. Tamam mı? O zaman bu merakı nasıl uyandıracağız? Anne baba nasıl merak uyandırır? Şöyle bir tahmin et. Mesela sizin ertesi gün canlı yayınınız var. Bir konu söyleyin mesela. Ne olsun konu? Herhangi bir konu. Canlı yayın konusu mu? Ha, sosyal bilimlerden. Yaratıcılık diyelim. Yaratıcılık diye ders mi var? Var mı ders? Yok şey, canlı ders konusu mu soruyorsunuz? Evet. Matematik diyelim en basit. Ya da sosyal bilimlerden verin bir tane örnek. Tarih dersi. Ne mesela bir konu? Osmanlı tarihi. Osmanlı tarihi. Tamam. Şimdi ertesi gün Osmanlı tarihi konusu var. Konu ne? Padişahlar. Mesela padişahlar diyelim. Tamam mı? Şimdi ben bir gün önceden şöyle merak uyandırmam lazım. Kaç tane? Bakın, ilk önce merak uyandırmayan soruları sorayım. Sence kaç padişah var? Bir kişi nasıl padişah oluyor? Tamam mı? Bunlar merak uyandırmayan sorular. Neden? Çünkü ezber soruları. Tamam mı? Şimdi merak uyandıran sorulara geçmem lazım. Nasıl geçmem lazım? Üst seviyede sorular sormam lazım. Diyelim ki bir ülkenin neden bir padişaha ihtiyacı var? Ülkeler padişahla mı yönetilecek, demokrasiyle mi yönetilecek, nasıl karar veriyor? Hangi ortamlar padişahın ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor? Padişahların bazıları iyiyken bazıları kötü çıkabiliyor. İşte orada ne var? Gelişim dönemi var, duraklama dönemi var. Bunları belirleyen faktörler ne olabilir? Çocuk tahmin etmeye başlıyor ve yazıyor tahminini. Tamam mı? Şimdi merak uyandı. Derste onun cevabını almaya başlayacak. Şimdi 5 tane soru sordu. Üçünün cevabını aldı, ikisinin cevabını alamadı. Diyecek ki anne baba, evet bunları şimdi biz nasıl öğrenebiliriz? Nasıl bir araştırma yapabiliriz? Acaba sonra kendi hayatına da bağlayabilir. Bizde de sence padişahlık var mı evde? Gibi üst seviye sorular tahmin ettirerek, üst seviye sorular sorarak. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bir tane şey buldu. İşte insanda 4 tane kan grubu varmış dedi. Merak nasıl uyandırırım? Antitez üreterek. Acaba 5 kan gruplu insan var mıdır? 2 kan gruplu insan var mıdır? Hayvanlarda da 4 tane var mıdır? Bir de antitez soruları sorarak iş motivasyonu oluşturmam lazım. Yani ödevi, bakın ödevi yaptın mı yapmadın mı? Hadi ödevini yap. Uyarılar işe yaramaz. Bu ödevle ne öğreniyorsun? Öğrendiğin şeyi daha iyi nasıl öğrenebilirsin? Bununla ilgili deney yapalım mı? Bununla ilgili araştırma yapalım mı gibi sorular çocuğun iş motivasyonunu arttırır. Ödeve de çocuk ilgi duymaya başlar. Ödevi kendisinin kontrolünü almaya başlar. Evet. Hocam, siz bir eğitim bilimcisiniz ve bu konuları sürekli araştırıyorsunuz. Ben de yaklaşık 20 yıldır bu çatı altında, Nesip Aydın çatısı altında eğitim yöneticiliğiyle uğraşıyorum. Yani işte Piaget'in, Erikson'un, Freud'un işte çocuğun gelişim dönemleri var. Aslında hani Vygotsky'nin. tasarlanmış yapılar bunlar. İşte 6 aylıkken ne oluyor, 10 yaşında ne oluyor, 15 yaşında ne oluyor? Yani ben de deneyimlerim ışığında hani şunu tespit ettim hocam. Hani çocuklar yap, et, şöyle olsun, böyle olsun, ödevini yaparsan şu olacak, işte yapmazsan bu olacak gibi konulardan bir etki hissetmiyorlar. Yani onlar daha ziyade karşısındaki yetişkin ne yapıyor, neyle meşgul, onun için nasıl çabalıyor. Yani işte anne baba eve geldiğinde kitap mı okuyor, dizi mi açıyor, futbol mu konuşuyor. Hani bunları takip ediyorlar ve bir şekilde yapılanlara odaklanıyorlar. Hani konuşulanların çok az tesir ettiği kanaatindeyim. Bu yorumuma ne demek istersiniz? Çok, yani 10 numara bir yorum. Üzerine söylenecek hiçbir şey yok. Zaten 7 yaşına kadar, yani 7'den sonra somut düşünme başlıyor ya, 7 yaşına kadar çocuk soyut düşünemediği için doğruyu yanlışı nasıl öğrenecek? Doğruyu yanlışı, güvenliği güvensizi nasıl öğrenecek? Etrafındaki anne babayı gözlemleyerek öğreniyor. Bu araştırmalar benim kitabımda da var. Bir sürü araştırma var. Yani çocuk annenin ya da babanın yaptığını doğru ya da yanlışı bana yani doğru ve yanlışı annenin babanın yaptıklarından çıkarım yaparak öğreniyor. O zaman anne baba neyse çocuk da o oluyor.
Bir de öbür taraftan bakıyorum, bazı şeyler çok çok kolay yani. Hocam bir de şimdi tabii bu dönemde psikolojik olarak en çok zorlanan grup 8 ve 12'ler. Evet. Bu çocuklarımız yazın bir sınava girecekler. Ve onların da hani biz motive olmaları, psikolojilerini sağlam tutmaları için sürekli telkinlerde bulunuyoruz. Konuşmanın başında biraz bahsetmiştiniz bu sınavların hayattaki önemi ve nasıl değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili. Özellikle 8 ve 12 anne babalarına ne iletmek istersiniz? Bu zor dönemi nasıl geçirmeliler? Şimdi sınav, bir de şunu çok duyuyorum ben. Çocuk zaten gündemden dolayı kaygılı. Ben güvende değilim diye kaygılı ya. Bunun üzerine bir de anne baba başka kaygılar yüklüyor maalesef. Bunu ben birçok öğretmenden, birçok okul yöneticisinden duyuyorum. Çünkü sık sık telefonda konuşuyorum, sahada neler oluyor öğreniyorum. Üzerine bir de sınav kaygısı ekleniyor bunun üzerine. Bakın diğeri çok temel bir korku, varoluş korkusu var yani. Covid'e karşı varoluş korkumuz var. En temel korkun üzerine sınav korkusu, işte ödevini yap, bunlar ekleniyor. Birinci olarak söyleyeceğim, bu kaygıları çocuklara yüklememek. İkinci olarak, sadece bu dönem için değil, her dönem için ben bunu söylüyorum. Sınav, ya çocuk sınava girdi. Boğaziçi'ni kazandı. Tamam mı? Sonra da Harvard'ı kazandı. Sonra geldi, Türkiye'nin en büyük şirketinde CEO oldu. Tamam mı? Anne baba da bununla övündü. Benim oğlum CEO dedi. Çok iyi arabası, evi var dedi. Ama kendini kabul ettirmek için çabalayan bu CEO, tamam mı? Çok örnek var. Mutlu bir yaşam sürmeyecek. Sürmeyecek yani. Mutlu bir hayatı olmayacak. İçinde sürekli bir boşluk olacak. O zaman anne babalar çocuklarının başarılarından ziyade ilk önce mutluluklarını tasarlamaları gerektiğini düşünüyorum. Tasarlamak da nasıl oluyor? 8 ve 12. sınıf çocuklarıyla şunu konuşacak. Oğlum bir, şunu bulacak. Biz hatta Dov'la bir proje yapıyoruz. Tüm Türkiye'yi geziyoruz. Çocuklara bunu öğretiyoruz. Bir, senin en güçlü yanın ne? Keşfedeceğiz. İki, senin en güçlü yanında diğer insanlara nasıl bir anlam, fayda, yarar sağlarsın? Bu çok önemli. Çünkü yarar odaklı giden insanlar diğerine ne odaklı gidiyor? Kendindeki boşluğu doldurmak için gidiyor. Anlam, fayda yaratan insanlarda kaygı azalır. Çünkü başarıyla mutlu oluyorsanız başarmak için sürekli, pardon, mutlu olmak için sürekli başarmak zorundasınız. Hayatınız hep kaygılı olur. Kaygının geçmesi için de değerlerinizi bulmanız lazım. Diğer insanları yaratacağınız anlamı bulmanız lazım. Faydayı bulmanız lazım. Çocuklarla bunu konuşmanız lazım. Çocuk doktor olmak istiyorum. Neden doktor olmak istiyorsun diye sorduğunuzda çocuğunuzun cevabı yoksa o zaman anlam, fayda, yarar bulamamışsınız demektir. Mesela insanlara sağlık bilincini kazandırmak istiyorum. Avukat olmak istiyorum çünkü adaleti sağlamak istiyorum. Öğretmen olmak istiyorum çünkü çocuğu müfredatı değil, bakın dış kaynaklı öğretmen müfredatı yetiştiriyor, iş kaynaklı öğretmen çocuğu yetiştiriyor. Bu anlamları çocukta düşünmeniz lazım. Çünkü sınav, üniversite 4 yıl, sonra 60 yıl bir hayat var. Çocuklarla bunu konuşmak lazım. Eğer bunu konuştuktan sonra, iç motivasyon oluştuktan sonra çocuklar zaten kendilerinin sorumluluğunu alıyorlar. Ama anne baba şunu söylerse çok kötü bir şey bu. Mesaj şu olursa, sınava yüklediği anlam ne? Sen sınavdan başarısız olursan, bakın ben bunu çocuklarla çok konuşuyorum. Sınavdan başarısız olursan ne olur? Soru bu. Sınavda başarısız olursan ne olur? Ben bir hiç olurum. Toplumda kabul görmem. Babamın gözünden düşerim. Temelinde annem babam beni sevmez. Annem babam beni kabul etmez. Yani sınav çocuk ne olarak görüyor? Kendi değerinin ölçülmesi olarak görüyor. Sınav çocuğun değerini ölçen bir mekanizma değil. Sınav çocuğun bilgisini ölçen bir mekanizma. Sınava bu anlamı yükledikten sonra, bilgiyi ölçen bir mekanizma yükledikten sonra çocuklarda anlam, fayda, yarar yaratmak için değerlerini bulduruyorsak, en güçlü yanlarını bulduruyorsak, okul hayatını değil de normal hayatını tasarlamaya başlarsak çocuklar rahatlıyor. Sınav gözlerinde küçülüyor. Değerler her zaman bir enerji verir insana. O enerji çıkmaya başlıyor ve çocuklar iç motivasyonla çalışıyor. Çocuklarla daha bu derin sohbetleri yapmamız lazım. Kesinlikle hocam. Yani ben de bu sözlerinizin üzerine şunu eklemek isterim. Olağanüstü bir dönem. Bu virüs işte zengin, fakir, genç, yaşlı ayırmadan herkesin sağlığını etki ediyor. O yüzden
Özellikle çocuklarımızın şu anda bu olağanüstü durumda ilk etapta dikkat etmeleri gereken şey sağlıkları. Yani Evet. birincisi bir sağlığımızı koruyacağız. İkincisi de yani siz işte Türkiye'nin ve dünyanın en iyi okullarında okumuşsunuz. Üniversiteye 56. olarak sınavı kazanmış birisiniz. Ben işte 35 yıldır sınavlarda üst düzey sonuçlar elde eden bir kurumun yöneticisi olarak şunu söylüyorum. Hani bu sınav beğeniriz beğenmeyiz, acımasızdır değildir vesaire gibi tartışmalar yapılabiliyor ama neticede dönüp dolaşıp çalışanın kazandığı bir sınav. Yani en iyi özel derse giden bu sınavı kazanmıyor. İşte ne bileyim en çok soru bankası, en pahalı soru bankalarını çözen bu sınavı kazanmıyor. Düzenli ve çalışan öğrencilerim hani baş odaklanıp biraz daha böyle çerçeveyi daraltıp iyi çalışırsam, performansımı gösterirsem gibi kısa vadeli küçük adımlarla düşündüğümüz takdirde hani ben bu zor dönemde de öğrencilerimizin moralinin, psikolojisinin yüksek seviyede tutulabileceğine inanıyorum. Yani çok derinlere dalmadan önümüzdeki işi bitirdiğimiz sürece sınav başarısı da peşinden gelecektir kanaatindeyim. Tabii ama şöyle bir şey var. Yani bir ekleme yapayım buna. Çocuk çalışırsa dedik ya, Evet. işte o çalışmanın motivasyonu dediğim şeyler olursa Evet, hiç evet. çocuğu dışarıdan kontrol etmeme gerek yok. İçten inanılmaz bir böyle bir ateşleme oluyor zaten. Motivasyon artıyor. Evet, evet hocam. Özgür hocam, yavaş yavaş yayınımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Epeyce bir konu değerlendirdik. Sizin son olarak ilave etmek istediklerinizi de alıp ondan sonra toparlayabiliriz yayını. Yani şu anda yani ben bu yollardan geçmiş birisi olarak hatta geçtiğim bu yollar yani sınav, okul başarısı falan geçmiş birisi olarak ve yani baya uzun sene önce geçtim ama daha dün gibi geliyor bana. Yani gerçekten burada günün sonunda en önemli olan şey şu. Çocuk annesinin babasının yanında böyle huzurlu olması lazım. Güvende olması lazım. Hayata karşı güvenli hissetmesi lazım. İnanın biliyorsunuz bir Rus iş adamı vardı. 24 milyar dolardan kaç 4 milyar dolara düştü serveti, intihar etti. Hollywood yıldızları intihar ediyor. Çoğu Hollywood yıldızında bağımlılık var. Yani çocuğunuz hayal ettiğiniz paraya, mevkiye, statüye, başarıya ulaşsa bile bunların hiçbiri mutluluğu sağlamıyor. Onun için mutluluğu sağlayan ne var? Koşulsuz sevgi var. Çocukla kurulan ilişki var. Bu dönemi buna harcayın. Diğerlerine çok kafa yormayın. Çocuğunuzda iş motivasyonu oluşturursanız zaten çocuk hayatının sorumluluğunu alacaktır. Son olarak bunu söyleyebilirim. Evet. Hocam az zamanda çok şey konuştuk. Evet, çok sağ olun. Çok Var. teşekkürler. Öğrencinin evde sıkılmasıyla nasıl baş edebiliriz dedik. Teknoloji nasıl kullanılmalı konusunu değerlendirdik. Ödül nasıl çocuğumuza zarar verir konusunu ele aldık. Öğrencinin çabasının, mücadelesinin takdir edilmesi gerektiğinin altını çizdik. Ve buna paralel birçok konuyu bugün sizin Evet. değerli fikirlerinizle katılımcılarla Çok sağ olun. paylaştık. Bu yayınımızı biz sosyal medya hesabının hikaye kısmında paylaşacağız. Geç gelenler, takip edemeyenler oradan tekrarlarını izleyebilirler. Ben Sayın Doktor Özgür Bolat'a bu davetimizi kabul ettiği için, bu güzel yayını gerçekleştirdiğimiz için çok teşekkür ediyorum. Zaten sağ olsun kendisiyle daha evvelden de çokça etkinlik yapmıştık. Umarım tekrarlarını yaparız kısa zaman içinde. İnşallah ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için beni böyle bir yayına. Çok sağ olun. İnşallah işler normale dönünce tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. İnşallah hocam en kısa zamanda diyelim. Tekrar tüm değerli anne babalara teşekkür ediyorum. Ve müsaadenizle yayını kapatıyorum. Evet, Tekrar. iyi günler. Çok sağ olun. Nesip hocama da selamlar.